ayet-i kerimeyi sesli olarak okursanız ben de meallendiririm. Efendim, hafızlar var içinizde. اَزَّانِي لَا يَنْكِهُ. Evet, yavaş yavaş. Zina yapan erkek ancak zinakar bir kadınla. Devam edelim. اِلَّا زَانِيَ اَوْ مُشْرِكَ. Ev müşrike. İşte burada bir problem var. Bir zina eden erkek ancak zinakar bir kadınla ya da müşrik bir kadınla ne yapar? Nikahlanır diyor. La yenkihu illa. Buradaki nikah ne kelimedir? Yani o zaman ömründe bir günah işlemiş, cahiliyesinde zina etmiş bir insan. Eğer ille de evlenecekse, yani karşısındakine, adaya ben zina ettim, sen de zina ettinse evlenelim. Yoksa haşa et de gel, yoksa efendim bu iş olmaz. Görüyorsunuz nasıl sarpa sarıyor işler. Yani yanlış anlama. Öyle basit bir şey değil. Yanlış anladığınız zaman öyle kötü yerlere gidiyor ki. Efendim ne demek bu? Tamam, zaniyeyi anladık da müşrike ne oluyor? Şimdi zina günahtır. Ama şirk ayrı bir şeydir. Günah insanı müşrik yapmaz. Bunu biliyoruz.